Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert ama psikolojisi bozuk Mert. Dışarıda hava çok güzelken evde oturan Mert. İnsanlar denize girerken evde oturan Mert. Gerçekten artık çok sıkıldım ya ben bu işten. Yani Allah'ım lütfen beni denize götür. Bugün yine en şanssız insanlara bakacağız. Bizim dışımızda en şanssız insanlar. Artık siz ne demek istediğimi anladınız. Her videoda abone ve like istemek bazen sıkıcı olmaya başlıyor ama istemeden de olmuyor. Eğer bu tarzda içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olanların günü inşallah çok iyi geçer. Abone olmayanlar hakkında ben bir şey demiyorum ve serice videoya geçiyoruz. Bu arada ben normalde şapkayı böyle takmam. Sizce yakışmış mı yakışmamış mı bunu bir yorumlara yazın. Kendimi keko gibi hissediyorum nedense ama taktım. Gördüğünüz gibi abimiz paketi bıraktı ama paket o boşluklardan birine düştü. Yani aslında adam çok da şanssız sayılmaz yani. Sonuçta ben teslim ettim abi, bana ne. iPhone kutu açılış. İşte bunu bekliyordum. Gerçekten yani sen orada o parayı verdin, benim burada canım acıdı ya. Ya ama bunlar için çok da problem değil yani, 700-800 dolara alıyorlar zaten. Buradaki gibi 50 milyar değil bu telefonlar, o yüzden çok da önemli değil. Aramızda dişinde tel olanlar bu videoyu anlayacaklardır. Abla dişlerini fırçalarken böyle bir şey çıktı diyor ama bütün telleri sökmüş ya. Hani biri ikisi çıksa anlarım, doktor onu ücretsiz takıyor herhalde ya da cüzi miktarlarda takıyor da sen komple teli koparmışsın. Senin bayağı bir para vermen gerekiyor. Ay, verirsin zaten, sen dışarı da çıkabiliyordur kesin. Bak biz çıkamıyoruz da. O da ne alaka onu da bilmiyorum ama hiç iyi değilim ya. Yine dışarı çıkabilmiş ve işine gidebilmiş bir abla. Gördüğünüz gibi kapak açık zannediyor ama kapak kapalı. Ama mesela abla dışarı çıkabiliyor, biliyorsunuz değil mi? Yani işine gelebildiğine göre demek ki dışarı da çıkabiliyor. Yani abla... Tadım çok kaçık benim gençler. Asla şöyle bir sevgili olmam diyenler bir likelasın, bir yorum yazsın. Xbox'ta çocuk oyun oynuyor ve abla yani neden böyle bir hareket yapıyorsun onu anlamadım. Ya muhtemelen çocuk da çok hani ablayla ilgilenmedi, hep oyun oynadı. İki taraftaki insan gibi de olmayın. Yani ne full oyun oynayın ne de oyun oynayan birisinin gidip Xbox'ını kırın. Yani hoş bir şey değil sonuçta. Tatile gitmiş. Abla tatile gitmiş. Fotoğraf çekilirken ablamız... Cam düşüyor. Ya abla bir şey derdim de neyse ya. Hani tatile gittin, kıymetini bil biraz ya. Abla tatile gitmiş. Ama beni biraz gerdi ya bu durum. Yani böyle camlı yerlerde yaslanmayın gençler. Maazallah böyle düşersiniz falan. Abi video beni çok üzdü ya. Arkada deniz, palmiye falan. Aa vallahi tadım kaçtı benim ya. Aa abla. Saçların, ne oldu saçlarına? Kel kalmışsın. Aa yapma ya. Of nasıl acımıştır kim bilir. Ya gençler böyle dönen bir şeyler, bir makineler falan varsa saçlarınızı toplayın yani. Kim bilir nasıl acımıştır. Çünkü kesmek falan değil bu yani. Bildiğiniz saçın kopması. Milyarlar da verseler Avustralya'da yaşamam demeyi isterdim ama yaşarım ya. Ama gördüğünüz gibi yolun ortasında na bu kadar eşek kadar bir örümcek. Abi yani ülkeyi komple ateşe vermeniz gerekiyor ya. Bence bu nedir ya? Spider-Man kadar örümcek bu ne be? Bu kadar örümcek mi olur ya? Ben şöyle bir durumla karşılaşsam var ya gerçekten altıma sıçarım herhalde ya. Ana ne yaptın lan sen? Gerizekalı niye böyle bir şey yaptın? Hem vuruyor bir de ondan sonra ooo diyor. E ne olacaktı? Sen vurdun tabii ki kırılacaktı gerizekalı. Neden vurmuş olabilir sizce? Yani bence oyun oynuyordu. Oyunda arda arda yenildi, öyle sinirlendi. Yani ben o oyun sinirini iyi bilirim. Evine duşa kabin taktırmak istiyordu. Duşa kabir oldu. Geçmiş olsun. Yani bu camlar çok ilginç ama ya. Hani kırılmıyor, çatlamıyor. Bir anda tuzla buz oluyor. Kimse de bir şey yapmış gibi değil yani. 3 kişisiniz orada gayet güzel taşıyordunuz. Niye öyle oldu anlamadım. Of, arabada yemek yemek, dışarı çıkmak neydi ya? Ama arabada yemek yerken de dikkatli olun. Hatta arabada yemek yemeyin yani. İşte sonu böyle olur. Abla da maşallah sanki hiçbir şey olmamış gibi yemeye devam ediyor. Araban bok oldu abla. Bu mutluluk nedir yani? İşinizi nasıl kaybedersiniz? Abi yeri deldin. Geçmiş olsun abi, yeri deldin. Ana valla patron işten atmış ya. Abi o da biraz abartmış sanki ya patron. Ama ne bileyim ya, haklı da gibi yani. Bilemedim de biraz abartı olmuş.
Dışarısı buz gibi soğuk. Eve geldiniz, tuvalete girdiniz, sifon bu şekilde. Başka anlatacak hiçbir şeyim yok. Şurada şuna odaklanmanız gerekiyor. Dışarıdan gelmişsiniz. Demek ki yasak yok. Dışarıda gezebiliyorsunuz. Abi her şeyi yasaklara bağlayabilirim şu an ya. Gerçekten o kadar psikolojim bozuk. Fotoğrafta gerçekten ilginç ama o kadar da abartılacak bir şey değil yani. Biraz beklerseniz zaten çözülür. FBI open the door dedi ve abi galiba kapıyı kırdı ya. Gerizekalı. Kamil, yemin ediyorum Kamil ya. Bir de böyle bakıyor, anne diye bağırıyor. Yani sen şanssız değilsin de malsın ya. Gerçekten malsın. I can't make this bir şey up. Ne oluyor aga? Abi kaslarını gösteriyor. Şu an camdan dışarıya gösteriyor anladığım kadarıyla. Ne oluyor aga? Ha, bu evin dışarısından adamın odasının bütün içi görünüyormuş. Bütün komşular falan adamın komple odasını görebiliyor. Yani ne bir mahremiyet var, ne bileyim, ne böyle rahat rahat takılabilirsin falan. Düşünsenize yani, dışarıdan full görünebilen bir odanız var. Ne kadar kötü bir şey yani. İstediğin gibi oturamazsın, ne bileyim, her gelen geçen bakıyor falan. Yani saçma bir şey. Abla saçlarına sanırım oyuncak gibi bir şeyler yapıştırıyordu. Onlar zor çıkacak gibi görünüyor ya. Yani eğer böyle şeyler yaparsan, evet. Evet. Gerçekten geçmiş olsun abla. Yani saçlarını kesmeyi deneyebilirsin. Potayla basket oynamak dışında başka hiçbir şey yapmamanız gerektiğini gösteren video. Potanın içinden geçmeye çalışmış muhtemelen ama omuzları sığmamış. Ya ama geçer gibi ya sanki. Ne bileyim, biraz abartıyor mu? Bence o oradan geçer ya. Ana! Lan köpek gidiyor, köpeği tutun. Ani bir frende arkadaki abla gördüğünüz gibi öndeki koltuğa böyle yapışmış. Ama abla sen baya makyaj yapmamışsın. Sen dış cephe boya badana yapmışsın. Yani ablanın bütün makyajı buraya çıkmış. Böyle bir şey mümkün mü ya? Hani bildiğiniz dudağı, burnu falan her şeyi çıkmış. Ben ablaya değil arabanın sahibine acıdım şu an ya. Hani bir ton şimdi oraları temizleyeceksin, çıkmaz, leke bırakır, geçmiş olsun ya. Benzin istasyonunda başıboş gezen bir tekerlek. Tekerlek bile dışarıda geziyor, biz gezemiyoruz ya. Gelip adamın arabasına çarpacak. Al işte. Abi şanssızlığa bakar mısın ya? Git bir gusül al ne olur ya. Durduk yere arabanıza geliyor, bir tane lastik çarpıyor, bir ton masraf. Yani lastiği mi döverim artık, sahibini mi döverim, ne bileyim ya. Otur ağla ya. Evet ya, arabaya bir şey olacak ya. Ulan gitti güzelim arabaya. Of, yemin ediyorum milletin arabasına bir şeyler oluyor. Benim burada içim acıyor ya. Ayrıca araba da bir yarış arabası gibi bir şey mi? Pahalı bir şey mi? Harbi içim yanıyor ya, lütfen arabalarınıza sahip çıkın. Bu ne? Ay, ocağın üzerine kesme tahtasını unutmuş. Pis kokacak şimdi. Temizlenmez ki o. Gitti güzelim ocak. Şunu ben yapmış olsaydım var ya, şu an burada video çekebiliyor olmazdım yani. Size hastaneden sesleniyor olurdum. Annem beni öldürürdü. Ne bu? Toyota. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Oradan bir tane Lamborghini geldi. Yani bir zengin kazası yaşanacak şu an. Ama videoyu durdurmuşlar. Abi inşallah çarpmamışlardır ya. Yani milyonlar gider yoksa. Gerçi bana ne ya, Allah Allah. Ben burada evden çıkamıyorum. Adamın arabasından bana ne ya? Yeni taşındım, lüks yaşam apartmanı gibi bir şeye taşınmış ama bayağı lüks yaşam ya. Yani tavandan bir şeyler akıyor. Tavandan şelalesi var. Çok lüks değil mi yani? Bence bayağı havalı. Tavandan şelale akıyor. Yani abi seni kandırmışlar ya. Öyle bir lüks yaşam yok yani. Evde bir şey nasıl yapılır diye bir video yapmışlar. Kuaförlükle alakalı. Yani kuaföre gitmeden evde yapabilirsiniz diyor da yapamıyormuşsunuz. Yani böyle şeyleri yapmayın. Ablanın saçlar gitti. Yani o saçların kesilmesi lazım da. O tarak nasıl çıkmıyor, ben de onu anlamıyorum. Yani tarak ya sonuçta. Gençler böyle karantinada falan saçınızla başınızla çok uğraşmayın. Sanırım bayağı büyük bir problem var da onu oraya nasıl aldın, benim asıl merak ettiğim o ya. Yani tekerle o arabanın içerisine nasıl girmiş olabilir o? Gerçekten anlamıyorum ama o oradan çıkmaz muhtemelen ya. Hani vinç gelmesi lazım ki onu havaya kaldırsın anca. Öyle çıkarılır. Geçmiş olsun abla, sen de akıllı sürseydin arabanı ya. Hem dışarı çıkıyorsun hem güzel araba süremiyorsun. Yine bir videomuzun daha sonuna geldik. Biraz eğlenceli bir videoydu. Yani ben bu aralar psikolojim bozuk olduğu için çok fazla eğlenemedim. Ama eğer siz beni izlerken eğlendiyseniz videoya ufak bir yorum yazmayı, bir tane de like bırakmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuradan da diğer videolarıma kesinlikle göz atın. Çok güzel videolar var. Hemen gidin göz atın. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.